Bey. Eyüp Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kültür İşleri Müdürlüğü ile birlikte organize ettiğimiz Sanatla Kanatlanma Zamanı adlı projemizin son 3 buluşmasından birini daha sizlerle gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Sevgili gençler, başarmak inanç işidir diyen ve bunu hayatıyla da, emeğiyle de, çabası ve çalışmasıyla hala ispat edip aramıza katılan, bugün sizlerle buluşturacağımız ve bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuz sevgili üstadımız, kıymetli hocam Ali Erkan Kavaklı hocamızı inşallah sizlerle buluşturacağız. Saygıdeğer müdürümü bu konuda misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek huzurlarınızı arz etmek istiyorum. Konuyla ilgili alkışlarınızı. Evet gençler, ben buraya niçin çıktım biliyorsunuz. Tabii şöyle bir önce gevşemeyi öğrenmemiz lazım. Ancak şu anda karşınızda içeriye söndürürsün sıkıntı. Şu anda karşınızda bugün belki birçok yazar geldi ama karşınızda önemli bir yazarımız bulunmaktadır. Çünkü ben bizzat 1998'de kendisiyle tanışma ve kendisiyle görev yapma şerefine nail oldum. Gerçekten büyük bir yazarımız. Çok sayıda kitapları var. Çok Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşan bir yazarımız. Her tarafta semineri, konferansı olan ve kitapları olan Ali Erkan Kavaklı diye Google'a yazarsanız inşallah onun değerini daha iyi anlarsınız. Bu bizim için bir kazançtır okulumuza gelmesi. Ümit ediyorum ki sizler müstefid olursunuz, istifade edenlerden olursunuz. Daha önceden sizlere dağıtılan bir kitap oldu. O kitaplarla da ilgili soru sorabilirsiniz belki, bilmiyorum yazarımızın tabi bu husustaki yöntemini. Ama pür dikkat dinlemenizi, sorunuz olursa sonunda da geniş bir vakit var. Yani Cuma'ya kadar vakit var bize göre. Ama yazarımızın vakti çok kıymetli, o ne kadar artık takdir ederse. Onun için ben Ali Erkan Kavaklı Bey kardeşimin, bu büyük bir yazarımızın 1988'den beri tanıma şerefine de nail olduğum bu yazarımıza kendisine hoş geldin diyorum ve başarılar diliyorum. Saygıdeğer müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, sözü fazla uzatmadan inşallah kıymetli hocama bırakacağım. Az önce hocam bir şiirle başlasaydınız dedi. O zaman sözün güzeli, sanatlısı olan şiirle, kısa küçük bir şeyle sizlerle başlayalım ve sözü hocama bırakalım. Hayat uzun bir şiir, ömür kısa bir dize. Kimi zaman alevli, kimi zaman tek düze. Yılları kitap gibi raflara dize dize, bir damlaydık çoğaldık, döküldük bu denize. Sitemkârım geceye, sitemkârım gündüze, göz cemaline hasret, kulak tatlı bir söze. Şimdi sizi tatlı sözle baş başa bırakıyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Arkadaşımız bize yardımcı olursa. Mesela şu kenara çek. Benim hocam sahnesi. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müdürüm, kıymetli şair dostum Sedat Bey, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler, hepinizi en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Daha dur yavrum, bir şey görmedin ki, ne gördün daha istiyorsun. Değerli arkadaşlar, sizinle hocam şimdi müdürümüzle biz uzun yıllar beraber çalıştık. Şimdi o burada bir kaside söyler diye bekledim. Bir asılırsa buraları çınlatır diye. Sedat Bey şiir kitapları olan değerli bir dostum, bir şiir rica edeyim dedim ya. Şiirsiz şairi kimse tanımaz.
Ben de size bugün hayalimden birkaç bir şey anlatayım diye düşündüm. Ama önce bir bileyim, sorusu olan var mı? Size haksızlık etmeyeyim. Ha, bir, iki, üç. Peki. Ben şöyle derli toplu başarıdan ne anlıyorum? Başarı nedir? Nasıl başarılı oluruz? Bunu konuşalım. Ve sonra da sorularınıza zaman ayıralım istiyorum. Her şeyden önce bir şiirle şairin yanında başlamak istiyorum. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman almış. Parçalanmış bir kıtanın toprakları aslan payına aslan olmayanlar almış. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman almış. Tolgalı tolgasız başlar alayı. Kanatlı kanatsız kuşlar. Çıkılmamış dağlar. Aşılmamış yokuşlar. Dağları, taşları, akarsularıyla bir tanıdık toprakta koca bir kıta parçası Fatih'ini aramakta. Dünyayı ahiretten ayıran duvarı yık da gel. Gün doğar gibi, ay doğar gibi şu kızıl ufuklardan çık da gel. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman almış. Parçalanmış bir kıtanın toprakları aslan payına aslan olmayanlar almış. Kalk yiğidim. Yine dağ başını duman almıştır Arif Nihat Asya. Türkiye zor bir coğrafyada yaşıyor ve burada yaşayanların uyuma, tembellik yapma, cahilliğe sığınma riski yok. Burada yaşayan atalarımız bu toprakların hakkını verdiler ama 300 senedir biz bilim ve teknoloji yarışından kopma gafletine düştük. Bu yer bizim yerimiz değildir. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir der Namık Kemal. Biz bu topraklardan yeni bir ruh doğmasını istiyoruz. Yeniden ayağa kalkalım istiyoruz. Zincirlerin altınsa da hatta koparıp kır. Susmak ne demek? Yere haykır. Göğe haykır, vicdan bile duymaz çıkmazsa bir ahı, sessiz kölelerdir yaratan bin bir ilahı, elbet put olur öpülen eller, etekler, elbet bulunur öpün oldukça öptürecekler, hürriyet. O senin en son şanındır, onu satma. Bir tanrı yeter, kendine bin bir tanrı yaratma, insandaki dört ayak devrini bilme. Mahvolsa eğilmezdi baban. Sen de eğilme. Mithat Cemal Kuntay, oğlum artistlik yapıp duruyorsun. Ha şu. Seni buraya çağır. Hoca mısınız? Yok hocam. Ha, buraya çağır. Artistlik yapacaksan böyle buraya çağırayım, seni çektireyim, ondan sonra ben konuşayım. Fotojeni vereyim de. Hocam arkadaşın altınlarını çok fazla içecek. Bizim atalarımız Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle kıtaları at, altın, astas, kumaş kesip biçer gibi biçen adamlardı. Biz komşumuz 500 senelik eyaletimiz, vilayetimiz Suriye'deki krizi çözmek için Amerika'ya yalvarma, Rusya'ya rica etme zilletine son aramıştık. Bu yer bizim yerimiz değil. Bir dev gibi bir dağ gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Dünya yeniden tanıyacak bizi heyecanla vurma bıyığımızdan. Kara kalpağımızdan der şair. Bir yeniden kalkış hamlesine girmek zorundayız. Bunu sizinle yapacağız. Bu coğrafyanın paramparça olmasında sizin bir kabahatiniz yok. Ama benim neslimin, bizden öncekilerin kabahati çok. Onun için bütün dünya bize bakıyor, bir hamleye girmemiz lazım. Bunu sizinle yapacağız. Bunun için, hocam rüzgar geliyor, pencereden kutsal bir şekilde koymak lazım. Evet, sizin sağlam olmanız lazım. Çürük gemilerden bir donanma yaparsak düşmanla karşılaşmadan bizim donanma batar. Onun için benim size söyleyeceğim.
İki şeyi düşünmek zorundayız. Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında akıllı adam işine geleceğini, sonunu düşünerek başlar der. Biz akıllı adamız, öyle mi? 10 yıl sonra nerede olacaksınız, ne olacaksınız? Size yakışan şey nedir? Bunu bugünden programlamalı ve düşünmelisiniz. 100 yıl sonra nerede olacaksınız ve sizi ne bekliyor? Nerede olacağız 100 yıl sonra? Allah bilir de biz de biliriz. Allah bir mektup göndermiş, biraz sonra onu soracağım. O mektubu okuyanımız kaç kişi var? Cuma günü 3 aylardayız. Kur'an'ı baştan sona mealiyle anlayarak okuyan kaç kişi var diyeceğim de oraya bir geleyim, hele dur. 100 yıl sonra kabirde olacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kabir ya cennet köşelerinden bir köşe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Neresinde olacağız? Bizim yerimiz cehennem çukuru mu olsun, cennet köşesi mi olsun? Akıllı adam işine sonunu düşünerek başlar. Onun için bunu karar ve rüzgar önünde savrulan yaprak gibi savrulur gideriz. Pot gibi yaşarız, çöp gibi ölürüz, cenazemizi bedeliye kaldırır. Bu duruma düşmememiz lazım. İki, akıllı adam işlerini önem sırasına göre yapar diyor Covey. Size biraz sonra 50 yıl önce öğretmenlerimden öğrendiğim bir programı, tam ders çalışma programını anlatacağım. 3,5 saat size onu tavsiye edeceğim. O program geldiği zaman, hocam bu bana uymaz, akşam o saatte benim Twitter'da mesaj sallamam lazım, Facebook'ta arkadaşlarım var, televizyon, internet falan demeyin. Akıllı adam işini önem sırasına göre yapar. Bir öğrencinin en önemli işi nedir? Dersleri. Dolayısıyla önce derslerimiz ve bizim geleceğimiz. Ve akıllı adam başkasının aklından faydalanır ve biraz sonra içinizden menajer seçeceğim ve ben de sizden birkaç arkadaşın aklından faydalanmaya çalışacağım. Şu anda yaptığımız, size söylemek istediğim şey şu: benim gibi yaşını başını almış, saçını ağartmış bir adamın aklından faydalanın. Sedef Bey'in, öğretmen arkadaşlarımın aklından faydalanın. Onlar sizden önce yola çıktılar, bir kısmı sizin varmak istediğiniz yere vardılar. Oraya deneme yanılma yoluyla geldik biz gittiğimiz yerlere. Eğer siz onların aklından ve tecrübesinden faydalanırsanız yanılma riskiniz kalmaz. Ve başarı şansınız artar. Dolayısıyla bizim gibi sizden önce yola çıkmış akıllı adamların tecrübesinden faydalanın diyeceğim. Ben de sizin gibi yola çıktım. Sizin kadar şanslı değildim. İstanbul bir kültür şehri. Ama bugün geldiğim yer, deneme yanılma yoluyla 50 kitap yayınladım. Şu anda ben 2329. konuşmamı yapıyorum. Eğer şu anda size söyleyeceklerimi sizin yaşınızda bilseydim, Honoré de Balzac'la benim bir yarışım var. 90 kitap yayınlamış bir adam. Balzac'a geçerdim. Zannettiğimden insan çok daha fazla yetenekliymiş. Bu konuda iki kitap yazdım. Bugün sizinle başarı inanç işidir ve başarıya götüren yoldan 10 başarı prensibini konuşacağız. Ama herkes daha zeki olmak istiyor. Bunun yolu, yöntemi var. Bu konuda iki kitap yazdım. Almancadan tercüme ederek ve Profesör Doktor Safa Saygılı ve Doktor Ali Akben'le Devamı Keşfet, Zekanı ve Hafızanı Geliştir, Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı kitaplarımı tavsiye ederim. 33 başarı hikayesi anlattım yüreğini ateşlere. Size de örnek teşkil eder ümidindeyim. Ben bir edebiyat öğretmeniyim. Sadece edebiyat anlatmayayım, yapayım dedim. Cemal Hoca'nın 4 kitabına 4 yılını yazdım. Okul maceraları görmek isteyenlere. 36 yaşından sonra Almanya'ya gittim. Ve Almanca öğrenmek zorunda kaldım. Öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandım. Sınavları çok severim. Sınavları bir şans arabası gibi görürüm. Ve her zaman sınavlar eğer hazır olursak bizi istediğimiz yere götüren şans arabası görevini görürler. Sınav kazanıp Almanya'ya gittim. Türkiye'de ben anlattığı dinlenir, konuşulanları anlayan bir adamdım. Orada dilsiz vesaire durumuna düştüm.
Almanca öğrenmek zorunda kaldım 36 yaşımdan sonra. Zor oldu ama hoşuma gitti. Şunu anladım. İnsanın yeteneğini zoru başarmak geliştiriyor. Zor şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor ve zor şeyleri yapana biz kahraman diyoruz. Almanların ve Amerikalıların krimi okuduklarını fark ettim. Polisiye okuyorlar. Ben de polisiye romanlar yazayım dedim. Orayı gördükten sonra okunan bir yazar olmak için. Bu sebeple itiraf ediyorum. İntikam Cehennem Vadisi, Ergun Ekon'un şifreleri derin çeteye bu suyu yazdım. Tavsiye ederim. Tarihi konular insanların dikkatini çekiyor. Benim ilk romanım Gülü Koklayamadım hala piyasada, tavsiye ederim ama bugün size Çanakkale'yi yeni geçtik diye Matarama kan dolduğu takdim edeceğim bir Çanakkale romanı. Bu kitabı yazmak için 45 kitap okudum. Biz Çanakkale'de 5. ordunun fevkalade bir kahramanlık yaptığını görürüz. Bütün atalarımız yıkıldıkları gün Osmanlılar. Dün burada Osmanlı sergisi yapmışsınız. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. Dedelerimize layık bir şey yapmışsınız. Yıkıldıkları gün dünyanın 5. büyük devletiydi. Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmasını denizlere, sulara gömdüler. En güçlü orduları yendiler. Ve biz bu kahramanlığı her sene hatırlarız. Bu sene 101. yılı. Orada 5. ordu komutanı Limon von Sanders'i söyleriz. 3 kol ordu var. Komutanlarını sayarız, saymayız. Kimini? Başlangıçta 12, sonuna doğru savaşın 22 tümen var. Bunlardan söz ederiz. Bunların komutanlarını, kahramanlıklarını anlatırız ama rütbesiz bir adam var. Onu anlatmadan, onun hikayesini dile getirmeden Çanakkale zaferinin parantezini kapatmayız. Hangi adam? Onbaşılı sonradan. Koca Seyirci. Niye? Sırtında 275 kiloluk mermiyi kaldırıp topun namlusuna sürdüğü ve hedef namluya yerleştirip nişan alıp Bismillah Allahu Ekber diyerek ateşlediği için. Mecidiye bataryasında Mehmet Hilmi Bey'in, yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey'in hatıraları var, tavsiye ederim. Der ki bizim bataryada her şey besmeleyle yapılırdı. Bismillah Allahu Ekber diyerek topun namlusuna mermi sürülür, Bismillah Allahu Ekber diyerek nişan alınır. Batarya deyince de cep telefonu şarj aleti zannetmiyor. 4 top ve 100 kişiden oluşan bir askeri birliğe biz batarya deriz. Batarya bombalanmış ve batarya burada haş olmuş. 14 şehit var, 24 ağır yaralı var ve kalanlar da yaralanmışlar. Kimse burada top, ateş diyebilecek durumda değil diye sıhhiyeler gelmişler. Yaralıları götürüyorlar, cenazeleri kaldırıyorlar. Toprak bir kabartı, yükselti görüyorlar. Ayağıyla birisi şöyle düşeriyor, bir ayak çıkıyor. Çekiyorlar, şehit onbaşı çıkıyor. Bayılmış, toprağın altına kalmış, bayılmış. Bakıyorlar, namzı atıyor. Bir tek bataryada sağlam adam var, Nidel Ali. Ali'ye diyorlar ki bu biraz sonra uyanır, kendine gelir, al gel. İki kişiyle kimse bir topun ateşlenebileceğini, savaşı sürdürebileceğini düşünmüyor. Seyit onbaşı, Seyit, koca Seyit kalktığı zaman bir bakıyor etraf kan. Ölüm indirmeli gökler, ölü püskürmeli yer. Bu ne müthiş tüpidir savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, el, ayak, parmak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak dediği manzara Akif'in. Bataryada neler? Kol, çene, parmak, el, ayak, ortalık kan. Seyit'in devri dönüyor. Ali'ye diyor ki, nerede bizim Konyalı Ömer? Ya şehit oldu gitti. Teğmen Fahri, ya yaralandı gitti. Bir tek sen ben kaldık. İşte ben de seni almak için burada duruyorum. Orada bir bakıyor, 216 okkalık mermi var. Ali diyor, yardım et bana, kaldıralım. Düşman da bizim bataryaları susturmuş. Rahat rahat boğazı geçecek artık, hiçbir korkusu yok. Salına salına gidiyorlar, gemiler tam bataryanın önüne kadar gelmişler. Yardım et diyor. Ali diyor ki, Seyit sen kara kucak güreşi yaparsın, bu kara kucak güreşine benzemez. 216 okka. Bir güreşçi olsa 100-120 kilo, 150 kilo, bu 275. Yapmaz oluyor. Ramazan hocam vardı, rahmetli oğlu Alan.
rehberiydi. Çanakkale Kahramanları diye bir kitap yazısı İdon Başı ile birebir röportaj yapmıştı. O anlattı. Demiş ki koca Seyit, Allah dedi ki yüreğime, Seyit gücüm sende kaldır. Tüy gibi hafif görünüyordu bana diyor mermi. Yükleniyor, mermiyi kaldırıyor ve yürüyor. Şeye giden var mı Çimenlik Kalesi'ne, Çanakkale? Efendim? He, 12 basamaklıdır top. Bayağı yüksek oraya çıkarması lazım mermiyi. Yükleniyor efendim. Ve Ali bakıyor ki şey gidiyor. Yardım ediyor. Bismillahirrahmanirrahim yerleştiriyorlar ve karşıda mermi Bismillahirrahmanirrahim ateş ediyor. O şin gün sulara gömülüyor. Mehmet İbi Bey ileri gözetleyici bataryanın topçu bataryasının ileri gözetleyici ihtiyacı mutlak çünkü HDP1'nin görmesi, tarif etmesi ona göre nişan alınması lazım. Bir bakıyor ki bataryasından bir top patlıyor. Yani yerden bir top patlıyor ama sağda solda çalışan batarya yok. Herhalde benim bataryadan diyor. Geliyor bir bakıyor ki iki kişi ayakta. Hanginiz yaptı diyor. Seyit son derece mütevazı bir adam. Bir şey söylemiyor. Hani diyor ki komutanım Seyit kaldırdı. Oğlum kaldırabilir misin diyor. Kaldır bir daha. Bismillah kaldırıyor bir daha. Durun diyor. Doğru bunlar benim bataryamın. Canına okudular sıra bende. Bismillahirrahmanirrahim nişan alıyor ve istibili vuruyor. İki gemi. Sonra seyyar bataryalar var. Cevaş Çobanoğlu'nun askeri dehası çekilebilen batarya. Onlar ateş etmeye başlıyor. Kuvvetler Zevat yara alıyor. Buvet bera alıyor. Kolyot yara alıyor ve düşman zaferi kazandığını zannettiği anda kaybediyor. General Göbek koca donanmayı boğaza gömemem diyor. Çekil emri veriyor. Çekildiği zaman da tabii manevra yapmak için karanlık limana gidecekler. Oraya da döşenmiş mayınlar var. Güm 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 ve patlıyor mayınlar. Düşman böylece acı mağlubiyeti tatıyor. Çanakkale geçilmez. Niye Seyir Onbaşı'yı anlatıyoruz? Çünkü zor olduğu için... Zoru başa... Arkadaşlar bugün ben size kolay şeyleri tavsiye etmeye gelmedim. Bu coğrafyada yaşayanın zora talip olması lazım. Zoru başarmayı göze alması lazım. Aksi takdirde burayı bize dar ederler. Baştan söyleyeyim. Ben size kolay şeyler tavsiye etmeyeceğim. Zor şey yapmaya gözünüzü dikin. Kahraman olmak istiyorsanız, ha, ot gibi yaşayıp çöp gibi ölmek istiyorsanız buyurun benim size söyleyeceğim hiçbir şey yok. İmam Hatip Lisesi 2001'de olanların hiçbirini hatırlamak istemiyorum. Ve istemeden yanına kitap yazdım. Çığlığı tavsiye ederim. Hatırlayan var mı? 28 Şubat süreci duydunuz mu? Evet. Duymuşsunuzdur. Bir gün okula geldim, okulun etrafı kuşatılmış polisler tarafından başörtülü öğrencileri okula almıyoruz. Ne saçmalıyorsunuz dedim ya. Nasıl okula almazsınız? Anayasanın 78. maddesine göre bir öğrenciyi okula almamak suçtur. Eğitim özgürlüğü engellenemez. Ne diyorsunuz siz? Kılık kıyafet konusu bir disiplin konusudur. Verirsiniz çocuğu disipline, uyar alır, kınama alır. Daha ötesi yoktur bunun. Ne diyorsun? Babam dedin oraya git buradan. Sen nereden çıktın? Bugün ne gün? 26 Şubat'tan 15 Haziran'a kadar benim öğrencilerim direndiler böyle bir haksızlığa. Anayasaya aykırı olmasına rağmen polis okulun kapısının önünde bekledi arkadaşlar. Başörtülü öğrenciyi almadı bu memlekette. Öğretmen misin hocam? Ha, arkadaşım var öğretmen. Başörtülü. 26 meslektaşımı meslekten attılar. Ben de onları savundum diye okulun kapının önüne bıraktılar. Benim de görevime son verdiler. Ben de özel okula falan geçtim. Ne demeye çalışıyorum? İmam Hatipliler. Arkadaşlar başarılı olmaya mecbur ve mahkumsunuz. Aksi takdirde benim başıma gelen zillet sizin başına da gelir. Eğer siz okuyup başarılı olmazsanız biri oralara gelir. Nereleri kastettiğimi hepiniz bilirsiniz. Ve size, inancınıza, tarihinize, kültürünüze aykırı emirler verir. Bunlara boyun eğmek zorunda kalırsınız. Bu bir zillettir.
Onun için bugün başörtülü burada okuyorsa arkadaşlarımız, başörtülü örtüsüz herkes okuluna rahat bir şekilde özgürce gelip gidebiliyorsa ve meslek lisesi İmam Hatip'lerin önündeki katsayı 15 puanlık bir puanı kırılıyordu meslek lisesi ve İmam Hatip'in kaldırılmışsa yakın kalkın benim mahalle arkadaşıma dua edin. Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun bu haksızlıkları kaldırdı ve Türkiye'yi istikrarlı bir demokratik ortama getirdi. Söylemek istediğim, zoru göze alın ve başarıya gözünüzü dikin. Aksi takdirde başınıza istemediğiniz olaylar gelir. İstemek güzel bilin. Avrupa'da Müslüman olanları anlattım. 3 kitap müjde hikayeleri tavsiye ederim. Eğitim kitapları yazdım. Türkçe'de güzel şiirlerini bir kitapta topladım. Size 3 şiir okudum. Bir daha okuyacağım. Şairini soracağım. Bilene kitap hediye edeceğim. Ve konuşmayı kapatacağım. Benim kariyerimin tavan yaptığı yıllar edebiyat, dil bilgisi ve kompozisyon kitapları yazdığım yıllardı. Bütün Türkiye'de okutulan kitap yazdım. 10 yıl bu kitaplar okutuldu. Size de tavsiye ederim, siz de yapın. Ben zor şartlarda buraya geldim. Sizin içinde bulunduğunuz şartlar daha iyi bana göre. İstanbul gibi bir kültür şehrinde yaşıyorsunuz. Kitaba, bilgiye ulaşmanız çok kolay. Siz bizden fazlasını yapabilirsiniz. Yapmanızı istiyoruz. Sizin bizi geçmenizi istiyoruz. Siz bizi geçin ki Türkiye daha iyi bir yere gitsin. Sedat Bey gibi beyaz saçlı arkadaşlarımız, biz Hans'a, Yakob'a, Abraham'a, Eva'ya, Elizabeth'e imrenmekten yorulduk, bıktık, usandık. Hans'a değil Hasan'a, Abraham'a değil İbrahim'e, Maria'ya değil Meryem'e, Elizabeth'e değil Emine'ye imrenmek istiyoruz. Sizi alkışlamak istiyoruz. Sizin başarılarınızın hikayesini yazmak istiyoruz. Sizin destanınızı söylemek istiyoruz. Bugün buraya gelme sebebim bu. Lisede Edebiyat Teori yazdıktan sonra ben Başarı İnançlıdır, Başarıya Götüren Yol isimli iki rehber kitap yazdım. Çapağında olursa sizinle bir arkadaşım var, Ahmet Balta Bey'le beraber kitap yazdık. Bir gün Ahmet Bey'e uğradım, yeni çıktı kitabım, Çam Sakızı Çoban Armağanı, kitabı imzaladım Ahmet Bey'e hediye ettim ve Ahmet Bey'e yazdım. Bundan sonra öğrencilerimizi başarıya yönlendirmek çok kolay, bu kitabı tavsiye et, tamam dedim. Ahmet Bey baktı şöyle kitabı, elinizi çevirdi, vay be hoca ne kitap yazmışsın dedi, biz bir dünya kitap yazıyoruz, okutuyoruz. Yine de başarısız adam çıkıyor. Senin tek kitap mı dedi bu başarıyı sağlayacak? Evet dedim. 40 tane kaynak çalarım. 30 senelik öğretmenim, kaynaklara da ihtiyacım yok. Ben kendi öğrencilerimin hikayelerini anlatsam kitap biter. Ama başkaları ne yapıyor onu bilmek benim en büyük merakımdır. Yaptığım iş başkalarınınkinden kötü olmasın, iyi olsun. Özellikle de Profesör Doktor Ali Fuat Başkır'ın Gençlerle Baş Başası benim için bir iyi bir başvuru kitabıydı. Gençlerle Baş Başa okuyan var mı? Ne kazandırdı sana? Çalışkan olmak. Sana yakışık bir hediye. Bundan sonra sen verir misin konferansı? İHA adında bir kaynak verdi. Bize o kitabı verdi. Ben okudum o kitabı. O kitapta başarı yolunu arıyorsun. Başarılı olmak istiyorsan kötü arkadaşlardan uzak duracaksın. Ben de arkadaşlarımı öyle seçtim. Güzel. Arkadaşımız arkadaş seçmeyi Ali Fuat Başkir'den öğrenmiş. İyi olmuş. Yavrum kana ne kazandırdı? Bir arkadaş daha burada. Kitabı SBS'den sonra okudum. Yani o pişmanlık büyüdü tabii SBS'den sonra okumak. SBS'den sonra bayağı bir sınava girdim dershanenin sınavlarına. 15 yıl çalışmaya çalıştım. Onlar çok güzel şeyler kazandırdım. Onlar falan içerdi. Yani herkese biliyorum bu çabuk. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben de onu esas alarak yazdım ve kitabıma güveniyorum. Ahmet Bey dedi, hocam şunu bir deneyelim. Gitti bir öğrencisini çağırdı geldi. Burak'la beni tanıştırdı. Hocam dedi, bir kitap da Burak'a alır. Benim kitap hediye etmek en büyük tutkularımdan biridir. Ama bazen de bedava alanlar değersiz gibi kenara atıyorlar. O da benim moralimi bozuyor. Ya, bir sürü kaynak tarıyoruz.
gecemizi gündüzümüze katıyoruz, yazıyoruz, çıkartıyoruz, adam kenara atıyor. Bedava aldı ya. Vereyim mi vermeyeyim sana, baş verdin. Bunu Ahmet Bey'le konuşmanın imkanı yok. Bir kitabın parasını bir sürü mevzu yaptın der. Onlara bir şey demedim. Efelik vurmayla olur, ağalık vermeyle olur. Bu yaştan sonra benden efe falan olmaz. Ağalığı kaçırmayayım. İmzaladım. Kitabı verdik. Buraya gönderdik onu. Biz Ahmet Bey'le sohbet ettik. Bir süre sonra çay içtik. Ben müsaade istedim. Bir ay sonra tekrar Ahmet Bey'e uğramak zorunda kaldım. Ahmet Bey evleniyor. Arkadaşıma yardım edeceğim. Koridorda yürüyorum. Çocuğum biri beni karşısından gördü. Koşarak geldi. Hocam dedi, seni tebrik ederim. Uzatmıyor yavrum elini. Heyecanla. Hayrola yavrum dedim. Hocam dedi, galiba beni hatırlamadın dedi ya. Ben kitap verdiğini öğrenciyim. Adım bıraktı değil mi dedim. Evet. Baba oğlum adını bile hatırlıyorum dedim ya. O kadar bulamadık daha. Ne var seni bu kitap neden bu kadar heyecanlandırdı? Hocam çok güzel. Oğlum nesi güzel? Harika hocam. Oğlum nesi harika? Hem okumuş hem beğenmiş. Hoppa batımdan hoşuma gitti. Hocam iyi gaz veriyorsun dedi. Oğlum ne gaz aldın dedim. Onu merak ettim. Hocam iki şey dikkatimi çekti dedi. Bir, nasıl başarılı olur? Madde madde anlatmışsınız. Başarı prensipleri var. İki, başarılı dediğiniz adamların hikayeleri var. Albert Einstein, Thomas Edison, sırları çözülen Da Vinci, çözülmeyen Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet Han, işte arkadaşınız Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciniz Sadullah Ergin, Derya. Onları tanımazsınız. Derya şu anda bir okulda yönetiyor. Okul müdürü Sadullah tanıyorsunuzdur. Milletvekili falan bakanlık yaptı. Böyle hikayeler. Bunlara baktım. Bunlar da adam ben adamım. Bunların yaptığını ben de yaparım dedim. Dedin mi? Dedim. Uzat oğlum elini. Ben seni tebrik ederim. İyi gaz almışım dedim. Değerli arkadaşlar. Başarılı dediğimiz adamlar da adam, biz de adamız. Saydıklarım ve saymadıklarım, özellikle öğretmen arkadaşlarımı tekrar önünüzde örnek olarak göstermek isterim. Onlar Türkiye'nin en eğitimli insanlar. Hepsi üniversite mezunu, başarılı insanlar ve nasıl başarılı olacağını bilirler, sorarsanız da söylerler. Ama neticede onlar da adam, biz de adamız. Onların da bir beyni, bir yüreği, iki eli, iki ayağı var bizim de. İstersek onların yaptığını biz de yapabiliriz diye ne demek alıyor? Biz de yapabiliriz. Cesur adamlar arıyorum. Onları alkışlıyoruz. İbrahim böyle 9 alkış yaptıracağım. Konuşma bitecek. Oldu mu? Bana danışmanlık yap. Alkışın anlamışıyor. Ben de yapabilirim diyorsunuz ve alkışlıyorsunuz. Ben bir karar alıyorum. Kararımın altına adım, imzamı atıyorum. Her alkış bir İmzadır. Size 10 karar aldırmaya çalışacağım. Yalnız cesur olun, karar alın. Stephen Covey ilk insanlar yedi alışkanlığı der ki, insanları harekete geçiren şey düşünceleri, inançları ve aldıkları kararlardır. Karar almazsanız harekete geçmezsiniz. Yeteneğinizin ne olduğunun bir önemi yok. Profesör Doktor Manfred Çiftçi Sergen'in Boşluk Dişi'yle desteği bir kitabında der ki, herkesin beyninde 120 milyar nöron var. Herkes de var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve İzgâd-ı Rabbü'l-i Melâiketi'nin nicâilü filâr-ı halife, yeryüzünde halife yaratacağım buyurur. Kutsal kitap insanın halife olma yeteneğinde olduğunu ifade eder. Beyin araştırmacıları da insanın deha potansiyeline sahip olduğunu söyler. Yeteneklisiniz. Biraz sonra zaman kalırsa beyin haritalarını göstereceğim. Herkes deha potansiyeline sahip. Ama karar almazsanız bu yeteneği ortaya çıkarmak için çaba sarf etmezsiniz ve bir şeye yaramaz. Onun için cesur olun ve karar alın diyeceğim birinci kararı almış olduk. İkincisine gelince, büyük düşünmenizi ve büyük hedefler seçmenizi öneririm. Fatih Terim Türkiye spor tarihinde bugün de geçilemeyen bir başarıya imza attı Galatasaray'la. Neydi o? Bravo. UEFA kupası aldı. Galatasaray Avrupa şampiyonu oldu. Galatasaraylar ve Fatih Terim çok mutlu oldular. Yer gök inledi. Cimbombo. Öteki takımların teknik direktörlerinin tabii ki karnı kuruldu. O yaptı, biz yapamadık, biz kötüyüz falan diyecek halleri. Yok derlerse maaşları düşer. Bu başarıya bir at koyalım, bizi rahatsız etmesin dediler. Ve bir at buldular başarıya. Tesadüf. Tesadüfen olmuşsa Fatih Terim'in bir ekstrası yoktur. Ötekinin teknik direktörlerinin bir eksiği ya. Tesadüf. Benim gibi bir gazeteci lafı aldı götürdü Fatih Terim'e. Hocam sizin şampiyonluğa tesadüf diyorlar. Ne diyorsun? Adam çok güzel bir cevap verdi. Hiçbir başarı tesadüfen
Olmaz. O şampiyonluktan önce ben Galatasaray'la 4 yıllık bir sözleşme imzaladım ve futbolcularımı çağırdım. Uşaklar, gelin bakayım buraya. Galatasaray büyük takımdır, Türkiye'de şampiyon olur, bu beni kesmez. Ben Avrupa'da bir şampiyonluk istiyorum, kariyerime böyle bir şerefli sayfa ekleyecek var mısınız? Hepsinden tek 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 söz aldım. Ve biz 4 yıl o kupaya asıldık. Galatasaray Türkiye'de üst üste 4 yıl şampiyon oldu. Ve 4 yılın sonunda kupa geldi, alnımızdan öptü. Derdim Fatih Terim ve Galatasaray falan da değil ha. Derdim? Sizsiniz. Derdim sizsiniz. Başarıya götüren düşünceyi bulmaya çalışıyorum. Fatih Terim şöyle düşünseydi. Ya Türkiye'de bir şampiyonluk elde edersek bu bizim iyi bir takım olduğumuzu herkese ispatlamaya yeterdi. Artar Avrupa'da bir şampiyonluk kupa kim almışsa Galatasaray alacak deseydi. Takımıyla karar verip bu kupaya asılmasaydı Galatasaray Avrupa şampiyonu olur muydu? Demek ki başarının en önemli adımı büyük düşünmek ve büyük hedefler seçmek. Var mısınız? Evet. Var mı diyenler elini kaldırıyorlar? Cesur adamlar arıyorum. Cesur adamları alkışlıyoruz. Tetik 1453 seyreden var mı? Evet. Seyredenler, seyretmeyenler? Tetik 1453. Evet, seyretmeyenler için özetini Sezat Hocam size okuyor. Hocam bir okuyayım. Açıklamak istediğim bir şey var. Azimli ve kararlı ol. 21 yaşında Fatih, 21 yaşında padişah olan Fatih Sultan Mehmet Han, tahta çıkar çıkmaz İstanbul'u almaya karar verdi. Azim ve kararlılıkla hazırlıklara başladı. 28 defa kuşatılmış fakat fethedilememiş olan İstanbul'u kuşattı. Haçlıların İstanbul'un yardımına koşacağı haberi geldi. Vezirlerden biri kuşatmanın kaldırılmasını ve meydan savaşı yapmayı teklif etti. Fatih'in cevabı müthişti. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u. Bu azim ve kararlılık sayesinde Fatih İstanbul'u fethetti. Arkadaşlar adam kafaya takmış. Kafaya bir şey takın. Size de Allah yardım eder bir şeyi de siz gerçekleştirin. Küçükken oyuncaktan kağıt gemiler yaptığı ve suda yürüdüğü söylenir. Haliç'e girecek. Haliç kapalı. Haliç'e girerse surların zayıf yeri Haliç tarafında. Oraya alacak. Haçlı ordusu geliyor falan filan. Hiç adamı yolundan çevirmiyor ve babası yaşındaki adama Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'ya Haçlı ordular geliyor kuşatmayı kaldıralım deyince babası yaşındaki adama 21 yaşındaki sultanı verdiği cevap tam bir azim ve kararlılık ordu. Paşa ne diyorsun? Ya İstanbul ben alır ya ben İstanbul'u dönmem yoktur. Nasıl adam? Nasıl adam? Nasıl adam? Azimli ve kararlı. Dediğiniz gibi azimli ve kararlı olmaya var mısınız? Var. Var mı diyenler elini kaldırıyorlar. Onları alkışlıyoruz. İyimser olun diyoruz arkadaşlar. Zoru başarmaktan söz ediyoruz ama hiç de zor değil. Çünkü biz de herkes gibiyiz. Hedefe varmak için planlı, devamlı, ısrarlı bir şekilde çalışmanızı önereceğim. Size 50 yıl önce öğrendiğim programdan söz edeceğimi söylemiştim. Herkesin 24 saati var. Gün herkesin 24 saat. 24 saati verimli kullanan, verimsiz kullananı geçer. 11. sınıf var değil mi burada? Evet. 12'ler elini kaldırsın bakayım. 11'ler elini kaldırsın. 4, 4, 5. Evet. Onlar var. Evet. 12'ler ön düzde LYS bekliyor. 24 saati verimli kullanan LGS, LYS bunlar Türkiye'nin Türkiye ile yarıştığı sınavlar. Herkese yarışıyorsunuz. İşin şakası? Yok. 24 saati verimli kullanan, verimsiz kullananı geçer. Ben size bir program arz edeceğim. 12'lere program saatini 5'e çıkarmanız gerektiğini vurgulayayım. Ama 11'ler için konuşalım. Zamanı verimli kullanmanın en kestirme yolu plan yapmak. Ben bizim okulda, yatılı bir okulda okudum. Planı size takdim ediyorum. Evvela okul bitince ne olacağız? Ben buraya öğretmen olmak istiyorum yazdım. Ne olmak istiyorsanız. Herkes okullar bitince ne olacağını programlamalı, bugünden kararlaştırmalı.
Bizim okulda etüt saat 6'da başlıyordu. Evden eve, kişiden kişiye program saatleri değişebilir. Kızımla programı yaptım. Eczacı oldu. Onunla çok fazla uğraşmadık. Oğlumla defalarca program yaptığımı söyleyeyim. Çünkü bizim benim yaptığım programlara uymadı. O zaman kendi program yap dedim. Kendisi program yaptı. Endüstri mühendisi olduğunu da söyleyeyim. Reklam yapmıyorum. Ben bu programı 50 yıldır uyguluyorum. Kızıma da uyguladım. Oğluma da netice aldım. Size de tavsiye ederim. Saat 6 ile 7 arası bir saat çalıştığınızı farz edelim. 10 dakika çay molası verin. 7-18 bir saat daha mola verin. 8-19'a kadar bir saatte okuma saati koyun. Okuma bütün derslerin anasıdır ve en önemli beyin vitaminidir. Ve Profesör Doktor Ali Fuat Başkan'ın parolasını yazmanızı istirham edeyim. Programın altına üşenme, erteleme, vazgeçme. Ne yazacağız? Üşenme, erteleme, vazgeçme. Ne yazacağız? Üşenme, erteleme, vazgeçme. Ne yazacağız? Üşenme, erteleme, vazgeçme. Sadece programın altına değil, kafamıza, duvara, yere, göğe, her yere. Ali Fuat Başkin'in parolası harika bir parola. Ve bu plana uyacağıma söz veriyorum. Geleceğimin sözümde durmama bağlı olduğunu biliyorum. Adınızı yazıyorsunuz. Adın neydi? İbrahim. İbrahim. Böyle program yapar mısın? Yaparım. Evet, menajerim sağ olsun İbrahim böyle bir program yaparım dedi, beni destekliyor. Zamanı verimli kullanmanın en kestirme yolu bu. Bunun için program yapar, uygularım diyen cesur adamlar elini kaldırsın. Korkaklar da mı var? Onlara alkışlıyoruz. Evet, bir menajerim var İbrahim sağ olsun ama konferans krize girdi. Menajerime konuşmam lazım. Adın ne? Metin. Ben sen bunu alkışlatarak göstereceğim olur mu? Olumlu cevap ver bana. Metin. Program yapmak ve uygulamak başarıyı artırır değil mi? Artır. İyi bir şey. Tabii. Yani iyi bir şey de gördüğün gibi salon bu kararı istediğimiz gibi alkışlamadı. Bir kısım arkadaşlar elini kaldırmadı, bir kısmı alkışlamadı. Niye? Ne yapalım? Kendileri bilir. İbrahim sen niye alkışlamadın? Ben üşeniyorum çünkü. Evet, İbrahim üşeniyor çünkü. İbrahim. Programı konuşmuyorum seninle, başka bir şey konuşacağım. İnsanın en önemli organı, beyni mi, bedeni mi? Beyni. Evet, İbrahim'le aynı fikirdeyiz. Bazıları bedeni dese de, yani en önemli konuşuyoruz, yani beden önemsiz falan da demiyoruz sağlıklı beslenmeyi. Biliyoruz hepimiz gerekli. Kahvaltı yaptın mı İbrahim? Evet. Öğlen yemek yiyecek misin? Evet. Akşam? Evet. Arada meyve, sebze falan da yiyor musun, çay içiyor musun? Meyve yiyorum. Etti mi dört arkadaşlar? Daha az önemli organımız, midemizi sabah öğle akşam ve meyve saati 4 saat besledik. Beynimiz bilgiyle beslenir. Allah gözümüzü görme, kulağımızı duyma, beynimizi öğrenme programı yaratmış. Beyin bilgiyle beslendiği için kitap göndermiş. Hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Kitap iki. Birisi Kur'an-ı Kerim, dini bilgilerin kaynağı. Öteki kainat kitabı. Fizik, kimya, matematik, astronomi, biyoloji, coğrafya bunlar da kainat kitabı incelenerek yazılır. İki kitabın da okunması lazım. Beyin bilgiyle beslenir. İbrahim dönüyorsun şöyle. Diyoruz ki beyin için şunu sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, şunu da meyve saati sayıyoruz. Olur. Olabilir değil mi? Yapar mısın? Yaparız. İbrahim'i alkışlıyoruz. Programa evet dedi. Arkadaşlar elini kaldırmayanlar niye kaldırmalı bilmiyorum ama bunu bir lüks bir şey gibi kabul etmeyin. Lütfen bedeninizi beslediğimiz gibi beyninizi beslememiz lazım. Bu işi ciddiye alın. Aksi takdirde geçirirsiniz. Ondan sonra bir yeriniz düştü böyle. Biz Hans'ın hikayelerini anlatmaya devam ederiz. Halbuki biz Hasan'ın hikayesini Eva'nın değil Havva'nın hikayesini anlatmak, yani sizin hikayenizi anlatmak istiyoruz. Bu iş ciddi. Ve programı yaptık. Ya program saatini verimli kullanmalıyız. Rektör öğretmenimiz var mı? Var. Ha, hocam, verimli ders çalışma. Bunlara program yapmayı konuştuk. Bu saatin verimli değerlendirilmesi lazım. Benim 10 önerim var. Bir okur musunuz? Sizin de önerileriniz varsa onları da dinlemek isteriz. Buyurun. Çalışma masası ve çalışma köşesi bu. Çalışırken televizyon, bilgisayar ve cep telefonunu kapat. Çalışma saatinde masaya otur, sağda solda gezinme.
Ders materyallerini önceden hazırlan, yazarak çalış, bir kere yazmak 10 defa okumaya bedeldir. Düzenli tekrar yap, önemli bilgileri hafızana kazı, not tut, özet yap. Dersleri önem sırasına göre çalış. Günün en verimli saati yatmadan önceki 15-20 dakikadır. İyi değerlendir. Şekil, şema, grafik yap, önemli bilgileri renkli kalemle yaz ve tekrarla. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çok güzel. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkiniz de rehber öğretmenmişsiniz. Bana yardım edersiniz. Hoş geldiniz. Peki. Değerli arkadaşlar, program yapmak yetmez. Bu saatin verimli kullanılması lazım. Programı bozacak en tehlikeli madde hangisi? Cep telefonu. İbrahim gelsene. Acı geldi. İbrahim gel. İkram ediyorum ya. İbrahim gel pardon. Arkadaşlar. Menajerimle bir görüşeyim. Size de, siz de kulak misafiri olun. İtiraz etmek isteyen edebilir. Bu cep telefonu elimdeyken, arkadaşların telefonları var ellerinde. Öğretmenlerimiz de ders anlatıyorlar. Uzman bunlar, alanın uzmanı. Bunların anlattıkları bilgi önemli. Dersi anlamama bu açık olursa faydası olur mu? Olur. Ne faydası olur? Telefon oynamazlar, senin derslere daha iyi olur. Oynarlarsa? Dersleri yani kötü olur, çalışamaz. Gördüğünüz gibi İbrahim buna derste kararlı olduğunu söylüyor. Peki, ben burada 4 saatte, bakın sizin 24 saatinizi programlamıyorum ben. Aşağı yukarı günde 6 saat derstesiniz. Günde 8 saat buradayız. Bu benden akıllı adamlar çok hoşuma gider. 8 saat diyor. 8'i 40'la çarpıyorum ders dakikasını. 4, 8, 32, 320 çıkıyor. 60'a bölüyorum 5,5 çıkıyor. Ama yollar, yol saatleri falan da var. Neredeyse hepimiz 1 saat uzaklıkta oturuyoruz buraya. Heh, ben bunları cep telefonu kapama saatine dahil etmiyorum. Bu saatlerde cep telefonunun açık olmasının yolda bir mahsuru yok. Ben ders saatini, hocalarımız ders anlatırken ki saati ve buradaki 4 saati konuşuyorum. Etüt saatinde İbrahim. Cep telefonu açık olursa ben de ders çalışıyorum. Bana anlamama faydası olur mu? Olmaz. Zarar olur mu? Olur. Evet, İbrahim'i alkışlıyoruz. Arkadaşlar, derste bunun yeri yok. Etütte bunun kapalı olması lazım. Ben de var cep telefonu. Kapattım ağzını. Şimdi burada vermemiz gereken karar şu. Ben bunun uşağı mı olacağım, efendisi mi? Ben buna mı hizmet edeceğim, bu mu bana? Vermeniz gereken karar bu. Eğer bu her çaldığında ben alır diyorsam, WhatsApp'ta bir şey geldiğinde cevap yetiştiriyorsam, mesajlara cevaplıyorsam, kusura bakmayın. Bu ne derse yapıyorum ben bunun uşağı. Ama 10 saat kapatıyorum. Bitti benim dersimi, öğretmenler anlattı, dinledim dersimi, çalıştım. Güçlü Bey'le, müdürümle görüşmek istiyorum, ben de diyorum, bu beni bağlıyor, görüşüyorum. Ha, mesajlaşıyorum vesaire, yani faydalı olmak kaydıyla bunu kullanıyorum. Buna biz bilinçli kullanma diyoruz. Biz bunları bilinçli mi kullanacağız? Bunlar bize hizmet mi edecek? Biz mi bunlara vereceğimiz karar bundan ibaret. Biz geleceğimizi cep telefonu, televizyon, internet eğlencelerine kaptırmamak zorundayız. Bilinçli kullanmak zorundayız. Kullanmamadan söz etmiyorum. Kullanacağız ama bilinçli. Dolayısıyla ikinci maddeye açıklık getirmiş olalım. Teknoloji karşıtı değiliz ama bilinçli kullanmaktan yanayız. Eğer bunları yapmazsanız, böyle yapmazsanız keşke demeye başlarsınız. Mazeretlere sığınırsınız. Arkadaşlar 50 senenin tecrübesiyle söylüyorum. Hiçbir mazeret bir şeye yaramaz. Mazereti olan başarısız olur. Mazeretler bizi başarısızlığa mahkum eder. Hocam burada, Sedat Hocam. Dersini çalışmayıp mazeret söyleyen öğrenciye not veriyor musun? Yani mazereti, eğer ben edebiyat öğretmeyim, çok güzel bir üslupla iyi bir mazeret uydurabildiyse onu da bir yetenek olarak görüyorum. Yok, hocam ben akıllı olduğum belli. Estağfurullah. Not veriyor musun? Not vermiyorum ama sanatlı, çünkü bir sanat var biliyorsunuz arkadaşlar. Bir sözü hani
güzel söyleme sanatı ya da işte hüsnü talih diyelim, güzel bir sebebe bağlayarak işte bugün hava bulutlu olduğu için gözlerim yaşardı, örnek veriyorum. Aslında edebiyat yapıyor. Böyle bakarsan mevzuya farklı yaklaşabiliyorum. Hocam tekrar da not veriyor musun? Not vermiyorum. Evet hocam, şairleri konuşturdu, kendisine alkışlıyoruz. Ama not yok arkadaşlar. Not yok. Dolayısıyla benim size tavsiyem, mazeretler düşmanımızdır. Mazereti olan başarısız olur. Mazeretlerinizi yok edin. Ve birincilik yarışı. Size söyleyeceğim en önemli ikinci şey bu. Bir, hedef belirleyin dedim. İki, program yapın dedim. Üçüncüsü, başarılı arkadaşlarımızla yarışalım diyorum. 2003 yılıydı. İbrahim, kaçta olmuşsun? 2001. Evet, İbrahim 2 yaşındayken menajerim. Ben İzmir'de ödemişte bir konferans verdim ama herkes biliyor işte ve hocaların beyaz saçlar hatırlanlar. 2003 bin bu 28 Şubat sürecinin ağır baskıları var. İmam Hatipler'in moral darmadağınık, meslek liselerin morali hurdahaş. Ben oraya gittiğimde normal halka çocuğumu zeki ve ahlaklı nasıl yetiştirir, böyle bir konuşma yapmam lazım. Akşam beni çağıran İngilizce öğretmenimiz Tuğsal Bey dedi ki, hocam buraya gelmişken İmam Hatipler'le bir sohbet eder misin? Çocukların morali bozuk. Olur dedim. Gündüzü değerlendirmiş olalım. Bir sohbet yaptım ve ayrıldım ben akşam da. Tabii başka bir konuşmam vardı. 5 yıl sonra bir mektup aldım. Mektubu yazan Fazıl Çelik diyor ki, hocam sen beni hatırlamasın ama ben seni hiç unutmuyorum. Sen benim hayatımı değiştirdin. Sen ödemişe geldiğin zaman ben okula gitmiyordum. Annem babam ısrar ediyordu. Oğlum diploma önemli, işte okulu bitir falan filan, ama okul bir şey vaat etmiyor. Yani 15 puanlık bir katsayı meselesi var. 15 puanı aşıp bir üniversiteye girmek imkansız. Okul bir şey vaat etmiyor. Gitmek anlamsız. 4 arkadaşız. Çıkıyoruz, tozlu kahveye vuruyoruz evden sonra. Çantaları bir kenara atıyoruz. Okul çıkış saatine kadar okey oynuyoruz. Okulun çıkış saati geldiğinde çantayı alıp eve dönüyoruz. Kaporta düzgün, motor çalışmıyor. Hocam sen geldiğinde bir şey dedim. Ben de şöyle dedim. Bana bak, İmam Hatipliler. Ben sizi Anadolu Liseli öğrencilerden daha şanslı ve talihli görüyorum. Bir Anadolu Lisesi öğrencisi 4 yıllık fakülteyi kazanamazsa dışarıda kalır. Ama sizin şansınız devam eder. 2 yıllık meslek yüksek okulu var. Sınavsız sizi bekliyor. Gidin oraya. Orayı bitirin ama orada dikey geçiş yapmayı göze alarak çalışkan olun, birinci olun, derece yapın, dikey geçiş yapın. İstediğiniz üniversiteyi yine bitirirsiniz. Evet, önünüzde engel var ama engeller, zorluklar demektir. Biz zor işi başarmak için çalışırız. Bu bizim yeteneğimizi geliştirir. Onun için zorlukları şansa çevirmek elinizde ve şansınız devam ediyor. Vazgeçmeyin. Hocam orada dedi, yanlış düşündüğümü anladım ya. Benim şansım varmış ama ben onu bilmiyormuşum. Benim jeton düştü. Hocam ikinci bir şey söylediniz. Söyledim, ikinci şey şuydu. Rumeli TV'de bir program yapıyorum. Her hafta bir konuk alıyorum. Profesör Doktor Sefa Saygılı'yı konuk aldım. Hocam dedim, sen başarılı bir doktorsun ve yazarsın. 40'tan fazla kitabı var hocanın. Dedim ki, nasıl başarılı olduğunu anlat, bu programı izleyenlere faydamız olsun. Hoca çok ilginç bir şey söyledi. Ben ilk okula başladığım zaman babam öğretmen dedi ki, oğlum Sefa, okula başlıyorsun. Sınıfta ya birinci ol ya birinciyle yarış. Bu parolayla ben ilkokulu ve ortaokulu bitirdim. Liseye geldim, yeni bir arkadaş çevrem oluşturdu. Kafa dengi arkadaşlar, vur patlasın, çal oynasın, hoş vakit geçiriyoruz. Ve bazen kurguluyoruz, gürültü yapıyoruz, şamata yapıyoruz, hocalara fırtırtıyoruz. Onlar bağırıyor, biz gülüyoruz. Yazılar başladı, ben bir 2-0 almaya başladım. Fırtırttığımız adamlar bizi fırtırtıyorlar. Yetme bulma dünyası, bir baktım böyle gitmez. Baktım arkadaşlar, hepsini terk ettim ve birinciyle arkadaş oldum. Onunla 4 yıl lise boyunca yarıştık. O birinci oldu, ben ikinci oldum. Onu geçemedim. Hoca Paçapı kazandı, ben Cerrahpaşa'yı kazandım. İkimiz de başarılı olduk. Böyle bir yarışın kaybedeni olmaz. Hocam, orada ben bir karar daha aldım. Okulda dereceye girme kararı. Hocam ama sen Mart'ta gelmiştin. Hazirana kadar birincilik, ikincilik kaçtı. Biraz daha zaman olsa ben birinci olacağım ama kaçtı. Hocam, Postacı iki kere çalar kapıyı diye bir kitap kapağı var. İkinci bir şans kapımı çaldı.
İlk üçe girenleri İl Meyme Cemiyeti İstanbul gezisine götürdü. Biz İstanbul'u geziyoruz. Gündüz Boğaz, Topkapı Sarayı, Panorama falan. Akşam bir konferans çağırıyorlar hocam. İl Meyme'nin yurdunda kalıyoruz. Hemen hatırlamasın ama ben seni hiç unutmuyorum. Bir akşam geldim, bir gaz konuşması daha yaptım ve ben o gazla geri döndüm. Ertesi sene işe baştan başladım ve okulu birincilikle bitirdim. 2 yıllık kamu yönetimi okuyorum. Ben hocam birinciyim. Herkes biliyor okulda birinci fazla. Kimseye gitmez birincilik. Hocam size böyle bir teşekkür borcum var. İlmiş olayım ama benim asıl derdim bunu anlatmak değil. Ben şairlik tasvirim. Şiir yazıyorum. Ben yazıyorum. Şiir mi değil mi? Bir tavsiyede bulunan edebiyatçıya söyledim. Bravo Fazıl, ikincilik Fazıl geliyor dedi. Hocam siz kitap olan edebiyatçısınız. Sizin söyleyeceğiniz ciddi. Boşuna kürek çekmeyin, bana bir tavsiyede bulunun. Mektubun arkasında bir şiirler var. Onlara baktım, gayet güzel okudum. Mektup yazdım ben de geriye. Oğlum, ikinci Necip Fazıl geliyor, devam et. Ama bu hikaye, okulu bırakın adam okul birincisi oluyor. Ben hep yerde ararken gökte bulduğum bir hikaye bu. Sen hayatını yaz, ben kitap yapayım. O yazdı, ben yazdım. Kitap çıktı. Benden İzmir Kitap Fuarı'na gideceğim. Fuarda imzam var Fazıl'a. Oğlum, İzmir'e geliyorum. Senin kitap çıktı kahramanı. Sensin, gel kitabını imzalayayım. Biz sohbet edelim, seni özledim. Geldi Fazıl. Kitabı imzaladım, çay ısmarladık. Fazla, bu arada ne yapıyorsun dedim ya, kitap çıkana kadar bayağı bir süre geçti. Okul bitmiştir herhalde 2 yıllık okul. Tabii hocam dedi, sana söyledim, birincilikle bitirdim. Hocam 2 yıllık bir okul beni kesmedi dedi. Ben tekrar sınava girdim, katsayı kalktı o arada. İzmir İlahiyatı kazandım ve orada okuyorum. Fazla, bu kitap bir birinciliği anlatır. Birincilikten ne haber hocam, seni anlıyorum dedi. Oraya yazdım, orada kaldı falan zannetme. Birincilik devam ediyor. Bir yere gitmez hocam, bende kalır. Tapusu bende hocam, kimse alamaz. Tapu deyince afalladım. Ben de okula yazdığımda ya birinci olurdum ya birinciyle yarışırdım ama tapu falan yoktu yani. Bazen de bazı arkadaşlar beni geçiyorlardı. Oğlum bu tapu ne işti dedim ya, birinciliğin tapusu mu olur? Hocam bir de soruyorsun dedi ya, şu senin plan var ya. Sene başında yapıyorum ve iş iddiaya biniyor. Bakıyorum gidişattan İbrahim beni geçecek. Hocam 3,5 saatlik, 4 saatlik bir program var ama 5,5 yapıyorum. Bakıyorum Ali geçecek. Hocam 6,5 yapıyorum. Bakıyorum Seda beni geçecek. Hocam 7,5, 10 yaparım hocam. İşin şakası yok. Kimse beni geçemez. Fazıl böyle bir metotla okulu birincilikle bitirdi. Size uyar mı? Bana uyar diyen her birinci olmak veya birinciyle yarışmak. Bana uyar diyen cesur adamlar elde kaldırıyorlar. Onlara alkışlıyoruz. Bana uymaz diyen var mı? Peki uymaz diyenlerden bakacağız. Vazgeçecek falan değilim. Biz bir başarı ustasıyız. Herkese yetecek başarı formülü var. Elini kaldırmayanlara sesleniyorum. Arkadaşlar başarının bir metodu yok. Benim size tavsiyem, karne notlarınızı alın, birinci, ikinci yazılar aldınız, üçüncü yazılar sözler duruyor, öyle mi? Bu sene. Gelecek seneyi ayrıca konuşmamız lazım. Efendim? Bunların 1/3 olabilir. Başarı adım adım değil ve mevcut notlarınızı şuraya yazın, daha yüksek hedefler koyun, kendinizi geçmek için uğraşın. Kendinizi geçebilir misiniz? Tabii. Kimseyi geçemezsen kendini. Bu benim, notlarımı yükseltmek beni mutlu eder mi? Kendimizi daha değerli hisseder miyiz? Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz bizi daha çok takdir eder mi? Bunu yapabilir miyiz? Evet. Evet diyenlere kaldırıyorlar. Evet. Evet diyenlere kaldırıyorlar. Kendimi geçeceğim, kimseyi geçemezsem. Onlara alkışlıyoruz. Evet, hocam işaret veriyor. Kısalt diyor, ben de kısaltacağım. Arkadaşlar, okul ve sınıf başarısını konuştum. Hayat başarısını konuşup bitirmek istiyorum. Bu adamın düştüğü duruma düşmemeliyiz. Biz sizin, hepinizin ömür boyu Allah'a açık, başı dik, onurlu yaşamanızı istiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Dürüstlüğe ihtiyacımız var. Bu duruma düşmemeliyiz. Dürüstlükten taviz vermemeliyiz. Çalışkan olmalıyız. Çalışmak bizim inancımızdır. Ahlaklı olmalıyız, bu duruma düşmemeliyiz dedik. Okumak Allah'ın emri, bol bol okumalıyız. Ve 10 yıl sonrayı konuştuk. 100 yıl sonra
Cennete gitmek istiyoruz, öldük de. Ne yapmalıyız? Onun için çalışacağım. Abi. Evet, onun için ne yapalım? Ne yapalım güzel? Namaz kılalım. Namazımızı kılalım. Oruç tutalım. İbadet yapalım. İslam sigara içmemeli. İslam efendim? Sigara içmemeli. Böreçeli mi var ya? Parasını yakan da mı var? O kadar saf adam olmaz da olur mu burada? Burada olmaz oğlum. Parasını yakacak saf adam. Ne gezer İmam Hatip'te? Evet başka? İbrahim Hocam ne yaparlarsa bunlar cennete giderler. Evet. Bol bol okumalılar. Az önce bir programdan söz ettim. Beygileştirme programı öyle mi? Hatırlayın o programda okuma vardı. Okumak Allah'ın emri. Namaz gibi. Okumak sevap. İlim öğreniyorsunuz okuduğunuzda ilim öğrenmek sevap. E çalışıyorsun çalışmak zaten sevap. Dolayısıyla o saati ibadet ve dua sevap kazanma saatiyle kabul etmenizi istirham ediyorum. Peki hocam cennete gitmek için çalışırız diyor musunuz? Evet. Diyen herhalde kaldırıyor. İmam Hatipler siz cennetlik adamlarsınız zaten. Onlara alkışlıyoruz. Değerli arkadaşlar, okuma konusunda bir vurgu yapayım, müsaade ederseniz slaytı kapatayım, şiire geçeyim. Bizim kitabımız oku emriyle başlar biliyorsunuz. Cenab-ı Hak, Estağfirullah, ikra, bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, ikra, rabbukel ekremüllezî, alleme bil kalem, allemel insâne, mâ alem ve alem, buyuruyor, okuyun diyor. Bakın okuma istatistiklerine. Bir Norveçli kitabı 137, bir Alman 122, bir Belçikalı 100, Amerikalı 95, Türkiye'li 48 dolar vermiş. Bu Amerikalı'dan, Norveçli'den, Alman'dan okuma yarışında geri kalma sendromuna razı mısınız? Hayır. Onları geçeriz diyor musunuz? İmam Hatip Bey demeniz lazım ya, geçmeniz lazım. Geçeriz diyenler elini kaldırıyor, biz onlarla geçeriz. Onları alkışlıyoruz. Evet, güzel kararlar. He, şuna geldik değineyim. Daha zeki olmak isteyenler şöyle değinip geçeyim. Bu ayrı bir konu. Müştü Bey beni çağırırsa beyin zekayı geliştirme metotlarını anlatalım. Herkeste Hans'ta da Hasan'da da Eva'da da Hava'da da şu nöronlar var. Herkeste 120 milyar. Ve okuyanlar, öğrenenler şu dosyalar, bilgisayar diliyle dosyalarını kanunlaştırıyorlar ve zekalarını artırıyorlar. Eğitim, kitap, bilgi bu sebeple zekayı artırıyor. Ve okuyanı başarılı olanı da beyin ödüllendiriyor, mutluluk hormonu salgılıyor, dopamin dediğimiz. Onun için ben size durmayın, duran geçilir diyorum. Aldığınız kararlar sizi bu okulda başarılı yapacak, hayatta başarılı yapacak ve cennete götürecek kararlar aldınız. Tebrik ederim, cesur davrandınız. Şeytan sizinle uğraşır. Öyle mi? O cehenneme gidecek, cehenneme adam toparlıyor. İmam Hatipler, siz cennete gidersiniz. Ama bizim istediğimiz sizin cennete adam çağırmanız. Ümmeti Muhammed'i cennete çağırmanızı istiyoruz. Sizi öncü görmek istiyoruz. Şeytan size vesvese verir. USB süfisi durumda. Sen yapamazsın der mi? Derse aynanın karşısına geçiyorsunuz ve kendinize şöyle diyorsunuz. Yelkenler dikilecek. Yelkenler biçilecek. Dağlardan çektiriler, kanyonlar çekilecek. Kerpetenlerle sorun. Dişleri sökülecek. Yürü. Hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin anadan, yardan, serden. Televizyondan, internetten, cep telefonundan. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şu kitaplar... Elinizde kitaplarım var, imzalayacağım isteyenlere. Dışarıda da var başka evet, kitap beğenmek. Beğenirseniz 5 üzeri olanlar 5, 10 üzeri olanlar 10 lira indirimli. Elinizde kitaplar, şu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, İbrahim'dir, Ayşe'dir, Fatma'dır, Süheyla'dır, Süleyman'dır. Şu Mihrab Sinan İddin, şu Minare Sinan'dır, hadi artık! Uyuyan destanını uyandır, bilmem neden gündelik işlerde telaştasın. Fatih'in İstanbul'u! Fethettiği yaştasın delikanlım, genç kızım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkanızdan, size selam getirdi bu Batı Aslan'dan, siz ki burçlara bayrak olacak kumaştansınız, Fazıl'ın okul birinciliğini elde ettiği yaştasınız. Tamam hocam, biz anladık da anlamayanlar.
anlamak istemeyenler. Bırak bozuk saatler, yalan yanlış içesin. Çene bile çekilip önemlerde kıstasın. Yürüyün aslanların, fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Hadi hep beraber. Fatih İstanbul'u. Fatih İstanbul'u. Fatih İstanbul'u. Birin kipini değiştirmek istiyorum. Ben de yeteneklerimi geliştirip başkasının yaptığını yapabilirim diyecek cesarette ve yaştayım. Ben de başkasının yaptığını yapabilecek cesaret ve yaştayım. Cesaret ve yaştayım. Büyük düşünecek, büyük hedefle seçecek. Dedemiz Fatih Sultan Mehmet hangi? Hazırlı ve kararlı olacak. Plan yapıp uygulayacak. Verimli ders çalışacak. Mazeretler sığınmayacak. Ömür boyu alma açık başedik yaşayacak. Okuma yarışında Almandan, İngilizden, Fransızdan geri kalmayacak. Cennete gitmek için çalışacak. 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 Yaşlayın diye nerede kaldırıyorlar? Onlara alkışlıyoruz. Sorusu olan. Buyur yavrum. Hocam öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Bu eserleri bize kazandırdınız. Teşekkür ederiz. Benim sorum, ilk defa ne zaman ben yazar olacağım dediniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay bir soru sorduğun için. Benim hocam vardı. Profesör Doktor Mehmet Kaplan Sedat Bey. Edebiyatçılar bilirler. Efsane bir adam. Koltuğunda 10 kitapla gelirdi derse ve onları tavsiye ederdi. Ben çıktığımda, bizim arkadaşlar çıktığımızda biz sahaflara giderdik Edebiyat Fakültesi'nden. Bulabildiğimiz kitabı alırdık. Öylece hoca bana okuma tutkusu kazandırdı. Baktım ki bazı yazarlar, Arif Nihat Asyar, Halide Nusret Zorlutun'a, Halide Dibadıvar gibi yazarlar da öğretmenmiş. Onlar yapıyorsa ben niye yapamayayım dedim. Ben de yaparım kararı aldım. O gün bugün yazıyorum. Teşekkür ederim. Başka? Peki, başka sorusu? Buyur yavrum. Hocam, toplumda yaratıcı bir şey. Başarılı olduğunuz her şeyi düşünüyoruz. Yok, söyledim ya, Alzac 90 kitap yazmış. Ben bir Türkiye'li Müslüman yazar olarak Fransız'dan geri kalmamam lazım. Ben 51.yi yazıyorum. 90'ı geçmem lazım. Hedefler koyun arkadaşlar. Hedefiniz yoksa, kararınız yoksa bulduğunuz yerde durursunuz. Toprağın altındaki altın madeni gibi olursunuz. Toprağın altındaki maden ne işe yarar? Onun için devamlı Fazıl'ın hikayesi onun için anlattım. Kendinize devamlı sizin olmak istediğiniz alanda başarılı olmuş adamların hikayelerini okuyun ve onlardan yüksek hedefler koyun. Oldu mu? Peki. Kitapta, bu yani teşekkür ederiz hocamıza, şeref verdiniz. Kitapta inançtan bahsetmişsiniz. Tanrı'ya olan inançtan mı yoksa insanın kendine olan inançtan bahsettiniz? Bu, teşekkür ederim. İyi bir soru. Orada ben peygamberimizin hikayesini anlattım. Arkadaşlar biz çalışırız, çabalarız ve şuna inanırız. Allah çalışana verir. Biz çalış emeğimizin sonucunu almayız. Allah'ın lütfunu alırız. Çalışmak bir sebebe yapışmaktır ve başarıyı Allah'tan istemektir. Allah verir. Onu anlatmak isterim. Yoksa arkadaşlar mesela karpuz yiyorsunuz. Yani çekirdeğin yapabileceği şey mi karpuz? Çekirdek karpuz yapabilir mi ya? Hayır. İçerisine... Camiden çıktım, Ramazan ayı, bizim evin üstünde, kapının üstünde asma var. Asma morarmış. Benim bir arkadaşım var, Profesör Osman Çakmak, kimyacı, Türkiye'de bir numarayı girer, öyle anlatır. Ama bir numara değilse de ilk ona girer, değerli bir arkadaş. Hocayı hatırladım. Hocam dedim, nasılsın, iyi misin, Ramazan'ın mübarek olsun, senden daha maharetli bir kimyacı gördüm, tanıştım dedim. Senin yapamadıklarını yapıyor. Ne yapıyor dedi. Hocam topraktan üzüm yapıyor dedim. Sen yapabilir misin? Güldü hocam. Neredesin dedi. Hocam asmanın altındayım dedim. Şimdi değerli arkadaşlar. Türkiye'nin en kaliteli kimyacısı topraktan üzüm yapamıyor. Odun yapıyor öyle mi? Bu odunun işi mi? Elbette değil. Otun işi değil. Karpuz yapmak, biber yapmak, domates yapmak. Allah onlara onu takıyor. Onun için bizim inancımız. Biz çalışırız, çabalarız. Neticeyi Allah verir. Onun için Hans'a veren Allah, Eva'ya veren Allah, Hasan'a ve Havva'ya da verir. Çalışırız, ona inanırız ve ondan isteriz. Olur mu? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Benim iki tane sorum var. Sizin bu başarı yolunda ilerlerken nasıl bir önünüzde nasıl bir zorluklar çıktı? Bir de sizi keşfeden birileri var mı? Bir ne? Sizi keşfeden birileri var mı? Ya
arkadaşlar hayat inişli çıkışlıdır, zorluklar olur. Bunu anlatmam için bir saat zaman ihtiyacım var. Bazen ümidinizi yitirdiğiniz olur ama her gün, her gece ölürüz. Her sabah yeniden uyanırız, diriliriz. İnne ma'al usri yusr, unutma. Zorluktan sonra kolaylık vardır. Onun için zorlukları yeteneğimizi geliştirmek için bir sebep kabul etmemiz lazım. Allah'ın bir gerçeğe yeter, bize yardım eder. Beni keşfeden birisinin bunun için beklemenizi öneririm. Siz yolunuza devam edin. Size yardım edecekleri Cenab-ı Hak çıkarır. Bir yandan Mehmet Kaplan'dan okuma tutkusu edindim ve yazmaya karar verdim. Öbür yandan da sahaflardan Hekimoğlu İsmail'le tanıştım. Hüsrev yazarıydı. Onun bana çok yardımcı oldu. Daha doğrusu biz bir edebiyat kulübü kurduk fakültede. O kulüplerde çok çeşitli yazar ziyaret ettik. Cağaloğlu'ndaydı o zaman kitapçılar. Birçok yazarın bize faydası oldu. Mesela Ahmet Tabaklı Hoca, Türk Edebiyat Vakfı diye bir vakfı vardı. Eyüp'te bir edebiyat ve sanat vakfı var. Yani böyle edebiyat mahfilleri vardı. Orada size yardım edecek adamlar bulursunuz eğer böyle bir tutkunuz varsa. Ben öyle yardım edecek adamlar buldum. Allah nasıl toprağa yardım ediyorsa, güneş, su, vitaminler falan size de yardım edecekleri gönderir. Bir dakika, bir daha sayayım. Peki, 1-2, buyur. Okulumuza hoş geldiniz hocam. Kitapta demişsiniz ki, insanlar vardır şafak vaktinde doğar, insanlar vardır akşam ezanında ölür. Burada ne demek istiyorsunuz? Ben kısaca anlayayım. Hocam, bu şiirle ilgili bir şey. Sedat Hoca'ya... Hocam ne anlaşılmalı? İnsanlar vardır, şafak vakti doğar, akşam üzeri ölür. Edebiyatla ilgili bir soru, sen şairsin. Öncelikle teşekkür ederim. Değerli gençler, zor soru var soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Edebi ama, soru hocam, doğru değil. Zorluktan kastımız arkadaşlar ne kadar anlamaya yönelik olan çabanız aslında. İnsanlar vardır, şafak vakti doğar. Evet, yani evet insanın ömrünü bir güne benzetirler arkadaşlar. Vakit namazları da bir güne tekabül eder. Günde 5 vakit vardır. Mevsimleri de biz edebiyat dilinde işte insanın doğuşuna, gençliğine, yaşlılığına ve vefatına tekabül eden şekilde gösteririz. Yani sabah vakti gençlik, tazelik vaktidir. Öğlen vakti olgunluk vaktidir. İkindi vakti yaşlılıkla özdeşleştirilir. Akşam da ölüm ile özdeşleştirilir. Yani her gün biz aslında gerçekten yeniden doğuyoruz, soluklanıyoruz, nefesleniyoruz. Ölüm aslında uykunun bir başka halidir. Uyku ölümün bir başka halidir, bir hakikat halidir. Biz her uyandığımızda arkadaşlar yeniden dirilişi anlarız, anlatırız. Yani uyanmak, dirilmek demektir. O yüzden uyanmayla dirilmeyi bir arada kullanırız. Akşam karanlık da ölmek demektir. Yani mevsimlerde, günlerde, insan ömründe biz bu vakitleri insanın yaşam evrelerine tekabül ettiğini görüyoruz. Bence doğan insan yeniden dirildiğinin farkında ve lezzetinde olan, yani nefesin şükrünü fark eden insandır. Ne demiş Şair Hocam? Hatırlamaya çalışayım. İnşirah bul ey gönlüm, dağılsın gamu heves, nefesin kadar şükür ve şükrün kadar nefes. Yani biz bu bilinçle hareket edersek değerli arkadaşlar, uyanmanın bir dirilme olduğunu, karanlığın, akşamın bir yok oluş, bir ölüm olduğunu anlarız. Böyle bir yorum yapıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yavrum. Kitabın 5. bölümünde eğitim sisteminde olan yanlışlıklardan bahsetmişsiniz. Eğitim sistemini ağır bir şekilde eleştirmişsiniz. Peki siz nasıl bir eğitim sistemi isterdiniz ki hedef odaklı olması için? Peki bu herhalde ikinci konferansı verdirmek istiyorsunuz. Ben 35 sene sınıfa girip çıkmış 40 senedir eğitim sistemiyle uğraşan biriyim. İdeal eğitim sistemi birebir eğitimdir. Biz sizi sınıflara dolduruyoruz mecburiyetle. Osmanlılardaki Enderun sistemi birebir eğitimdir. Bir öğrenciye bir öğretmen birebir. Onun için milli eğitim
eğer daha doğrusu eğitimciler yeni bir slogan keşfettik biz. Öğrenmeyi öğrenmek. Bilginin sonu yok. Biz size bazı bilgileri aktarıyoruz ama bunun sonu yok. Bilgiyi öğretemeyiz, bütününü öğretemeyiz. Dolayısıyla bizim size öğrenmeyi öğretmemiz lazım. Mecburiyet. Bu pedagojik değil. Çünkü Profesör Mahmut Şiplitse'ye göre her beyin özeldir. Nasıl göz retinamız özelse, parmak izimiz özelse, avuç içimiz özelse, yüz hatlarımız özelse, beynimiz özel. Beyindeki 120 milyar nöronun hepsi özel. Bu kadar özel adamları aynı adammış gibi, aynı zeka seviyesindeymiş gibi, aynı öğrenme metoduyla öğreniyormuş gibi yapıp sınıfa doldurmak pedagojik değil. Onun için birebir öğrenme sistemi geliştirmemiz lazım ve öyle devam etmemiz lazım. Türkiye'nin Türkiye'de yarıştırılması, bu TEOG, EGS, LYS yanlışından Türkiye'nin bir an önce kurtulması lazım. Mesela bir örnek vereyim. Bizim EGS, LYS, TEOG'da ölçtüğümüz şey akademik, IQ'yu ölçeriz biz. Bir öğrenme, ezberleme, geri vermeyi ölçeriz. Yetenekler, sağ beyin etkinlikleri dediğimiz şeyler. Mesela bir öğrenci, ki buraya geldim çok memnun oldum, Müştü Bey anlatmıştı, dün kaçırdığım için de üzüldüm. Öyle öğrenciler var ki Mimar Sinan gibi proje çizdiğini düşünelim. Tarihi anlatmışsınız burada. Evet, Osmanlı. Osmanlı tarihi, atalarımızı almışsınız. Hocam okula geldim, sökülmüş ama kalan eserler bir okulun kapasitesinin üstünde bir çalışma olduğunu gösterdi burada. Bu beni çok mutlu etti. Bir öğrenci Nihat Kahveci gibi top oynasa veya Arda gibi. Mehmet Akif gibi, Yahya Kemal gibi şiir yazsa, Ömer Seyfettin gibi şiir yazsa, Sedat Bey gibi şiir yazsa. İşte Öztürk gibi, Dede Efendi gibi besteler falan yapsa, Naim Süleymanoğlu gibi ağırlık kaldırsa, YGS'ye, LYS'ye girse ne alır? Sıfır çeker arkadaşlar. Biz esas keşif yapan, buluş yapan, icat yapan, yenilik yapan, sağ beyni atlıyoruz. Bunlar ölçülebilir şeyler değil çünkü. Böylece de biz bu yetenekleri öldürüyoruz okulda. Onun için Hans'ın arabası var, Hasan'ın yok. Eva'nın iPhone'u var, Havva'nın yok. Ya bu bizim düştüğümüz yer, burası bizim yerimiz değil. Buradan kalkacağız. Onun için eğitim sistemi, ben eleştirdim, siz de eleştirin. Daha iyisini bulmak için. Gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için. Hans'ın kafasında da, Eva'nın kafasında da 120 milyar nöron var. Havva'da da, Hasan'da da var. Bizim onlardan kalır bir tarafımız yok. Hatta beyin gücünü etkili kullanma sanatını yazarken çok hoşuma gitti bir cümle. Mahmut Şiplitse'nin kitabından tercüme yapıyorum diyor. Mahmut Şiplitse, Kehir Korşuk Düşüle Destevi'nde. Zeka ve deha, DNA'larla anne babadan çocuğuna geçer. Zeki bir anne babanın çocuğu istese de aptal olamaz. Ya arkadaşlar, öyle sevindirdi ki beni. Alparslan Gazi'nin çocukları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Fatih'in torunları, Mimar Sinan'ın evlatları, Itri'nin çocukları istesek de biz aptal olamayız. Bunlar 1000 yıl tarih yapmış, tarih yazmış bir millet bu ya. Cengiz gibi falan bir ömürlük bir iş değil bu bizim atalarımızın yaptığı. Onun için bu milletin DNA'sıyla oynayamazlar. DNA'yı oynamıyor zaten. Yedioğlu besinlerden söz ederiz onlar. Bitkilerle oynuyorlar. Bugün insan DNA'sı değiştirilemiyor. Dolayısıyla biz bu milletin tarih yapmış ve yazmış milletin çocukları biz zekiyiz, yetenekliyiz, yeniden medeniyet yarışına gireceğiz. Onun için eğitim sistemi çok önemlidir. İnsanı o sistemle yetiştiriyorsunuz. Bu dehaları yeniden keşfedecek bir sistemi bulana kadar bunu eleştireceğiz. Daha iyisi için uğraşacağız. Yani bunun sonu yok, bu bitmez, bunu bilesiniz. Türkiye tekrar bir dünya medeniyeti, yani Türkiye ve İslam dünyası, hepsi beraber. Yeniden atalarımızın kurduğu bir büyük İslam medeniyeti kurana kadar eğitim sistemiyle uğraşacağız. Daha iyi olması için de kafa yoracağız. Buyurun. Özür dilerim ya, senin demin artistik yeteneğin güçlüydü. Öyle mi? Şimdi... bölüm sonlarına hocam şey koymuşsunuz, sürekli fıkra koymuşsunuz. Nedeni nedir acaba? Ben çok güldüm de bu fıkralara. Yani örnek verebilir miyim şu fıkralardan bir hocam? Onun için Hasan dedenin torunu Merve Horul Horul uyumakta olan dedesinin yanına gider ve onu uyandırmaya çalışır. Dede kalk, dede kalk. Annesi müdahale eder. Kızım neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun.
Uykunu, uyku hapını almayı unutmuşlar. Alsa ne olacak? Uyuyor işte. Bırak adamı. Evet, işte bunun için böyle espri olsun diye. Arkadaşlar, ne kadar rahat bir ortam içinde olursa öğrenme, yani sinirleriniz rahat, atmosfer rahat, öğrenme o kadar etkili olur. Ben de her fıkradan sonra gülersiniz ve rahatlarsınız diye koydum. Peki, başka? Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Otobüsçiler. Ses. Sevgili arkadaşlar, sabırla, büyük bir başarı göstererek, büyük bir tanımıyı göstererek, efendim sabırla bizleri dinlediniz. Hocama yüreğine, ağzına sağlık diyorum. Gerçekten ben şahsen çok istifade ettim. Yerinde ve zamanda olduğunu düşünüyorum. Tam böyle başarıyı bir inanç, bir bilinçle geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm bir zaman diliminde inşallah. Hocamın hocası Mehmet Kaplan, Yahya Kemal'in öğrencisidir. Bir silsile sayacağım. Benim hocam, Birol Emin, Mehmet Kaplan'ın öğrencisidir. Yalnız şöyle bir tespiti vardı Birol Hoca'nın. Mehmet Kaplan, Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram sabahını yazdı. Caminin bayramdan bayrama camiye giderdi. Mehmet Kaplan etrafında dolaştı derdi kendi hocası için. Ben de mahallesinde bulunuyorum derdi. Aydınlarımızın, Cumhuriyet aydınının bu yöndeki eğiliminin hocamla nasıl sonuçlandığına ben hayret ettim. Bizimle nasıl sonuçlanacağına siz hayret edin. İnşallah her manada grafik yukarıya doğru tekrar çıkacak. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocamın bir okul müdürümüzün bir çiçek takdimi olacak. Hocam size şöyle arz edelim. Evet, sayın gençler, konuşmamın başında söyledim. Ali Erkan Kavaklı hem arkadaşım, dostum, hem de beraber görev yapmışız, hem de